Anne ilk evliliğinde bile çiçek görmemiştin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ali Bey amcam nasılsın? Teşekkür ederim. Nikahı evde normalde kıymayı planlıyorduk biz bugün. Asip buraymış. Meryem Gezer hanımefendi ve Ali Gezer beyefendi. Evlenmek için belediyemize, Bağcılar Belediyesi'ne evlilik beyanında bulundular. Medeni kanuna göre evlenmelerinde yasal bir engel tarafımızca tespit edilmedi. Şimdi Sayın Başhekimimiz ve siz sevenlerin, hastane çalışanların huzurunda son kez evlenme isteğinizi sözlü olarak ve dahi imza olarak yazılı beyan şeklinde tarafımıza bildirmenizi rica ediyoruz. Meryem Hanım, kimsenin baskı ve tesiri altında kalmadan kendi isteğinizle Ali Bey amcayı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Ölüm ayrılıncaya kadar evet. Duyduk mu Ali Bey amcamız cevabını? Duyduk, kendisini yormayalım. Duyduk. Şahitlerimiz? Ben erkek tarafıyım. Erkek tarafısınız. O da kız tarafı. Siz şahitlik eder misiniz? Edersiniz. Evet. Hocam ben de şahitlik ediyorum. Allah ek can sahipteki nasip etsin diyorum. Allah sağlık, sıhhat, afiyet nasip etsin inşallah. Görecek güzel yıllarınız, uzun ömrünüz olur. Allah mesut etsin. En çok annem aşık tam babama. En çok annem de. Memlekette yaşayacağım dedi. İstanbul kalabalık dedi. Korona da vardı o zaman. Ben dedim ben de çocuklar burada çalışıyor. Torun oraya gitmem dedim. Küstük, ayrıldık. O istedi yani. Ben istemedim ayrılmayı. Ben çok yalvardım ama dinlemedi. Şimdi de kendi istedi evlenmeyi. Halimi geçirdim. Onun bu hali beni çok yıpratıyor. Çok üzülüyorum. Bu kalp ameliyatı olunca 97'de ben dedim doktorlara ki benim kalbimi verin dedim. Ben o kadar çok seviyorum. Onu gördüm. Çocuklarımın babası, gözüm açtım onu gördüm. Küçük yaşta evlendim. Kolay bir şey değil bu yani. Buna silip atamıyorsun bir kalemde. Evet çok kırıldım, çok kırgındım. Çok kızdım. Yani ama bu ayrılık şeyinde ama görünce bu halini ciğerim parçalandı. Daha yakından ilgileneceğim için mutlu oldum. Gelinlik giydim. Davullu zurnalı düğünüm oldu ama çiçek atmamıştım. O zaman çiçek yoktu ki. Gelin eline eline veriyorlardı. Kendileri alıp vitrine koyuyorlardı. Benim elimde çiçeğim de yoktu. Köy yerine gelin giden olur. O kadar. Gitti. Eksiklik gitti. Böyle beklemiyordum aslında. Başhekimimiz sağ olsun. Yedikule Göğüs Hastanesi'nde. Biz gün almıştık. Fakat dedik nasıl olur, nasıl olmaz. Babam hastaneye geldi acile. Acile aldıkları için de nikah günleri vardı. Devlet memurları gelebiliriz dediler. Hani sonra rica ettik başhemşiremiz sağ olsun. Tabii ki olabilir, neden olmasın dedi. Çok sevindik. Sevindik, babama da çok güzel moral oldu. Şu an annemle evlendiler ama çok değişik bir şey oldu. Ben hiç böyle beklemiyordum. Çok mükemmel oldu. Hastane çalışanlarına çok teşekkür ederim. Özellikle başhekimimiz gerçekten harikaydı yani. Yani benim için çok güzel bir şey oldu. Kaç yaşında olursanız olun anne baba ayrılınca gerçekten çok sıkıntılı dönemler yaşıyorsunuz. Babamın mutlu olmasına çok sevindim. Annemden ayrıldıktan sonra zaten düştü. 2019'da boşandılar ama çok heyecanlıydı. Belki ilk evliliğinde bu kadar heyecanlı olmamıştı. Gerçekten çok güzel oldu. Bir farkındalık ayı göğüs hastalıkları açısından. Her şeyde tütünün her türlüsü zarar. Yani o nedenle tütün ürünlerini kullanmamamız gerekiyor. Başta ölümcül olduğu için söylüyorum akciğer kanseri, süregen olduğu için ve hastalarımızı yaşam kalitesini son derece bozduğu için KOAH hastalığı,
zatürre içinde risk faktörü olduğu için tütün ürünleri son derece zararlı. Sadece hani klasik kullanımı dışında elektronik versiyonları çok popüler olmaya başladı. Dumansız tütün ürünleri diye daha az zararlı olduğu söyleniyor ama bunların hepsi zararlı. Bunların hepsi kanıtlanmış bilimsel gerçekler. 76 yaşında bir hasta bize akut solunum yetmezliği, yani hızlı gelişen bir solunum yetmezliği nedeniyle yattı. Daha önce bilinen bir hastalığı da olduğu için üzerine binmiş olan bir hasta oldu bu hasta. Onun için hastayı yatırmak zorunda kaldık. Evet, yani bizim için de çok ilginç oldu. Yani ben 32 senedir buradayım. Evet, heyecan verici bir olay, mutluluk verici de bir olay. Hani tatlı telaşlar denir ya, böyle bir telaş da olmuş oldu kliniğimizde. Evet, hastamız bir uzun bir evlilikten sonra, çok da kısa sayılmayacak bir ayrılık sonra tekrar evlenmeye karar vermişler. Onun için de bir program yapmışlar. Bizim de kliniğimizde buna şahit olmak bizim açımızdan da gerçek, ilginç ve mutluluk verici bir durum oluşturdu. Heyecan verici bir olay oldu. Sağ olsun başhekimimiz Nurettin Yiğit hocamız da buna izin verdiler. Yavaş at ya.